Evet sevgili izleyenler, İsmail Toprak hocamla sohbetimiz devam ediyor. Hocam sorular var. Birkaç soru okuyayım. Çünkü izleyicilerimizden bekletmeme adına. Merhabalar, hayırlı programlar. Emekli öğretmenim ve bir tarikata mensubum. Ama sizin geçen haftaki sünnet konuşmanız beni çok tatmin etti diyor. Lütfen devam edin. Eyvallah. Selam demek ediyoruz. Evet, okuyan adam, kültürlü adam biliyorum ama bazıları hala bilmiyorum. Çok teşekkür ederiz değerli hocam. Bizi izlemeye devam edin. Eksiklerimiz varsa, ki mutlaka hocam zaten program başında dedi, hatasız kul olmaz. Gördüklerinizde bize yazabilirsiniz. Evet, yine sünnet bu kadar güzel ve faydalı anlatılır diyor. Çok istifade ettik. Süleyman Demirci adında bir izleyicimiz. Samsun Tekke Köy'den, Çimenli Mahallesi'nden selamlar. Ağzınıza sağlık. Çok güzel şeyler anlatıyorsunuz. Hocam diyor, selamlar. Evet, Samsun Tekke Köy'de bizden buradan selamlarımızı gönderelim. İsim var mı? Yok, isim yazmamış. Keşke yazsaydı. Tekköy'den arkadaşlarımız var da dedim belki. Olsaydı yazardı yani. Eyvallah. Tanıdık olsaydı. Hocam selamünaleyküm, hayırlı programlar. Ben ilahiyat mezunu bir din görevlisiyim. Geçen haftaki sünnet konulu sohbetten çok heyecanlandım. Konuyla ilgili çok etkilendiniz. Bir kitap tavsiye eder misiniz? Konuyla ilgili mi? Evet, ben bu sohbeti hazırlarken en çok zaten daha önceleri de okumuştum. Çok birçok yerinden iktibaslar yapmıştım. Herkesin de bildiği bir hocanın kitabı, bir önceki Diyanet İşleri Başkanı Profesör Mehmet Görmez hocamızın sünnet ve hadisin anlaşılması ve yorumlanmasında metodoloji sorunu yanımda zaten var. Evet. Yani ben şöyle düşünüyorum. Bunu arkadaşlarımız okursa herhalde bu konuyla ilgili bütün sorularını çözerler yani. Mehmet Görmez hocamız hakikaten çok dolu bir insan. Ben kendisini çok zaten bir önceki Diyanet İşleri Başkanı, herkesin takdirini kazanmış bir hoca ama gerçekten de iyi yetişmiş bir insan. Mehmet Said Hatipoğlu hocanın şeyinde yetişmiş, o çok Türkiye'nin ilk hadisçi alimlerinden. 85 yaşında, Allah sağlık sıhhat versin. Bu sünnet ve hadisin anlaşılması ve yorumlanmasında metodoloji sorunu. Şöyle bir gösterebilirsin. Şu kitaptır. Evet. Efendim Mehmet Görmez hocanın. Şimdi bunu okuduğunuz zaman sizi kaynaklara kaynaklara da yönlendiriyor. İçinde aldığı kaynaklar dünyanın doğusundan, batısından birçok yerinden efendim adresler veriyor. Bütün yani anlaşılır bir şey tabii, değil mi? Evet. Net bir şekilde. Yani anlaşılır. Bunu herkes anlar. Ama hoca arkadaşlar daha iyi anlarlar. Doğru. Tabii dipnotları var. Kendisi değil sadece yani. Konunun uzmanlarından nakiller yapıyor. Şimdi şu da önemli sevgili arkadaşlar. Nasıl hastaneye gidince öylesine bir doktor aramıyoruz. Ne arıyoruz? Hastalığımıza uygun uzman arıyoruz. Doğru. Şimdi diğer ilimlerde öyledir. Mesela hadis konusunu nereden okuyacaksınız? Nereden okuyacaksınız? Hadis çalışanlardan okuyacaksınız. Akademik çalışmalardan okuyacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Öbür ciddi olmaz. Yani bunlarda bir usul var. Bir güven var. Size kaynaklar veriyor. Sizi tarihe gönderiyor.
Yani istersen bak diyor, yet diyor. Kendisini merkeze edinmiyor. Ortak mirası kullanıyor. Bak dikkat ediniz. O yüzden mesela tefsirle ilgili ya tefsir uzmanı olacak. Tefsir usulü ilmini bilecek. Herkes alır böyle yazar. Ama o ilmi bir şey ifade etmez. Usul ilimleri önemli yani. Evet. O yüzden akademik çalışmalar. Tabii ki bir tane okumayın. Birçok okursunuz. Başka okursunuz. Başka okursunuz. Ama akademik çalışmaların eleştirisi yapılmış. Bunlar savunulmuş. Tekrar gözden geçirilmiş eserlerdir. Dolayısıyla okurlarsa böyle okusunlar. Diğer serbest yazılar kaynak teşkil etmeyen evet. yazılar ilmi olarak daha az değerdedirler. Bu kitabı özellikle bütün arkadaşlar tavsiye ederim. Çok teşekkür ederim hocam. Selamünaleyküm Orhan hocam ve İsmail hocam. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı cumalar. Öncelikle bu güzel programı bizlere buluşturduğunuz için Allah sizden razı olsun. Uzun zamandır ailecek programınızı takip ediyoruz. Çok faydalı bir program oluyor. İsmail hocama şunu sormak istiyorum. Kur'an'da sünnet kavramı 16 kez geçiyor. Ama Peygamber Efendimiz'e atıf yapılmıyor. Nedeni nedir hocam? Tekrardan hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm. Evet, çok güzel. 16 kez bulunduğunu biliyorsa bizim hocalardandır. Tabii 16 kez. Araştırmıştınız evet, tabii evet. 16 kez sünnet kavramı Kur'an'da geçiyor. Sünnetullah şeklinde fazla geçiyor. Sünnetül evvelin diye de geçiyor. O da iki yerde sanıyorum yani o 16 ediyor. Şimdi Orhan hocam bu çok teknik bir konu aslında. Hiç Resulullah'ın sünnetinden Kur'an bahsetmez. Resulullah'ın kendi yaşadığı dönemde de bu anlamda pek görülmüyor. Daha sonraki zamanlarda sünnet kavram, uzun yıllar sonra. Kavramsallaşıyor. Mesela kavramsallaşmasında bir sorun yok. Resulullah'ın sünneti. Hazreti Ebu Bekir'in de sünneti var. Hazreti Ömer'in de sünneti var. Yani var yani. Senin de olur, benim de olur. Ama peygamberinki farklı tabii. Daha anlamlı oluyor elbette. Evet. Ama Hazreti Allah niye sünneti Resulullah dememiş? Başka kavramlarla. İttiba, ittika, teessi vesaire falanla uymayı ona tavsiye etmiş. Sünnet kavramı kanun koyma yetkisi de var. Anlatabiliyor muyum? Doğru. Mesela Allah-u Teala Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmiş olsaydı iki kanun koyucu olacaktı. Hem Allah kanun koyacaktı hem Resulullah o zaman tam delil olacaktı. Sünnet demişse Allah Resulü de kanun koyar. Evet. Halbuki şimdi Kur'an'ın kullandığı kavramlara baktığımızda Resul'e uyma noktasında nasıl kavramlar kullanıyor? Kur'an'a uyan peygambere uymak. Peygambere uyun diyor ama Kur'an'a uyan peygamber söylüyor hemen. Zaten o da zamanında öyle öğretiyor. Mesela sahabi geliyor bir şey soruyor falan. Tatmin olmuyor sahabi. Diyor ki ya Resulallah bunu sen mi söylüyorsun yoksa Allah-u Teala'nın bir vahiy mi bu? Ben söylüyorum diyor mesela. Diyor ki o zaman ben vahiy bekleyeceğim ya Resulallah. Yani Hazreti Peygamber'e bir yerde diyor ki yok hayır bu konuda ben tatmin olmuyorum. Peki Hazreti Peygamber'e bu şey olmuyor mu kabalık? Zaten dini öyle anlatmış onlara. Biz Allah'a uyuyoruz. Ben de. Dolayısıyla sahabe onu yadırgamıyor. Ama siz
peygamberi Allah'ın haşa yardımcısı gibi düşünürseniz bu sahabenin sorgulamasını anlayamazsınız. Doğru. Evet, devam edelim. Evet. Evet, merhabalar. İsmail hocamızı her hafta ilgiyle takip ediyoruz. Necati hocamız da nerede ve nasıl merak ediyoruz diyor bu arada. Evet, Necati hocamız evde, evinde. Yaşlılığa bağlı hastalıkları var. Tabii televizyona daha gelip çıkması mümkün değil. Ve bir diğer sorum da şu. Benim ev borcum var. Borcumdan az altınım var diyor. Bana zekat düşüyor mu? Ev borcum var ve borcumdan az altınım var. Yani borç 100 lira ise onun altında altınım var diyor. Tabii onun... Bana zekat düşüyor mu? Tabii altını bilmiyoruz tabii zekata. Ne kadar var tabii. Mesela şimdi ev almak için paranız var. Ne kadar? 100 bin lira. Buna zekat düşer. Elinizde bu para. Ama ev almak için bir sözleşme yaptınız. Sözleşmeniz var. Borca girdiniz. Atıyorum 500 bin lira. 300 bin liranız da var. Bak bak şimdi 100-300'e çıktı. Ama bir taahhüt altına girdiniz ya. Borçlusunuz. Şimdi size zekat olur. 100 bin lira cebinizdeyken olmuyordu. Ama 300 bin liranız var. Ev için bir imza attınız. Bak olur. Şimdi o aradaki varlıklarınızı çıkarırsınız, edersiniz. O duruma göre konuşulur. Ne kadar altının evet. var mesela. Anlatabildim altın, mi? Evet. Çıkardınız. Geri kalan nedir? Ona göre. Tabii nisap miktarı neydi? 81 gram altın. Ne kadardır bugün? İşte 40 bin lira. 40 bin liranız varsa ve bunun üstünden de bir yıl geçtiyse bu zekata tabidir. Evet. Ama diğer durumlar tabii bahsettiğiniz altın ne kadardır? O bahsettiğim şey çıkarsınız efendim ona göre değerlendirme yaparsınız. Daha da anlamazsanız telefonla konuşabiliriz. Evet. Ordu'dan da bu izleyicimiz. Selam olsun ordumuza. Selam var. Ordu Fatsa'da ben görev yaptım biliyorsunuz. Programınızı her cuma akşam izliyorum. Allah sizden razı olsun. Çok istifade ettik. Ahmet Küçükkaya. Ahmet Bey'e de selamlarımızı gönderelim. Selam Çok olsun. Teşekkür ediyoruz. Hocam güzel anlattınız da misvak, sarık, cübbe, sakal, sağ elle yemek yemek, yedikten sonra elleri yıkamak sünnet değil mi diyor Reyhan Sarıdoğan. Doğru. Bizi bir mayınlı tarlaya çekiyor bu arkadaş. Girelim mayınlı tarlaya girmeyelim. Bu geçen hafta zaten bu misvağı konuştuk. Evet. Misvağı. Tabii sünnet. Toplumda bunlar öyle biliniyor elbette. Sarıkla ilgili hadis de okunuyor. Ama sarık İslami bir kisve midir? Yoksa o toplumda hep var mıdır? Mesela Ebu Cehil'in de sarığı var. Hazreti Peygamber'in düşmanlarının sarığı var. Hazreti Peygamber'in de var. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in sarığı var diye takıyorsa yani bu mazurdur yani. Olabilir. Ama bu konuda böyle şey yapmak insanları yani o sakal bıraktı da sen niye bırakmadın falan yani, gibi. Evet şimdi. Niye? Var öyle bir grup ama var yani. Var. Niye sakal bırakmıyorsunuz? Tabii mesela evet. Sonra öyle kısa sakalı da beğenmiyor. Yani. Şimdi i̇şte ölçü budur. Sevgili kardeşim o kadar önemli konularda kusurumuz var ki. Bunlar elbette. Var ya bunlar.
emin ol çok cüz'i şeyler. Mesela Allah-u Teala bir mümine sakalı yok diye soru sormaz. Sormayacak. Ama adaletten soracak. Bugün sosyal medyada kul hakkından soracak. Bir sakallı jiletle tıraş olmak haram mıdır dedi, günah mıdır dedi. Evet, öyle diyorlar. Öyle yorumluyorlar. İşte Hazreti Peygamber'den bir hadis rivayet ediyor. Sakalda bir uzuv gibidir. Kolu kesmek nasıl? İşte haramsa sakalı kesmek de haramdır. Ama sakal kol gibi bir uzuv mudur? Kestin mi yerine geliyor. Kol geliyor mu mesela? Gelmiyor. Sonra o hadis kriterlerine göre baktığınızda, bir de İslam'ın genel evrensel kaidelerine baktığınızda bunları dolaştırmanın anlamı yok. Ama şu, Resulullah'ın sakalı vardı. Evet. Sakallı olmak, sakalsız olmaktan bence de iyidir. Ben köseyim, olmuyor. Bir tarafı var, bir tarafı yok. Anlatabiliyor muyum? Efendim, sakal güzel bir erkeğe yakışan bir durumdur. Ama bunu dinin çok çok önemli bir şeyi yapıp, dini bir sakala indirgeyip onun tartışmasını yapmak. Bir de hanımdan da izin alacaksın. Ya, böyle bir şey var tabii mı? Tabii ya. Hanım izin vermezse orada sıkıntı var. Hoşnut olmalı. Bazılar diyor ki yok dini şeyde hanıma bakılmaz edilmez falan. Ya bu dini farz değil ki. Şimdi aynı soruyu hocam Necat Hoca'ya çok sordular. Neden sakal bırakmadın? Dedi ki ya ben şurada dedi daha 10 sene önce 70 yaşından sonra sakal bıraktım dedi. Yahu dedi bir alim bana illa da sakal bırak dedi. Hanım dedi ki yok sakal bırakmayacaksın. Tamam hanım bırakmıyorum. Ondan sonra dedi en son Peygamber Efendimiz'i rüyamda gördüm dedi. Dedi tamam emir büyük yerden ve o şekilde sakal bıraktı. Bıraktım onu da bu kadar dedi. Ya bırakın beni Allah aşkına bu kadar bana yetiyor dedi. Öyle şey yapmıştı. Yani onun da hakkını vermek lazım. Yoksa elbette yoksa tabii Hazreti Peygamber'in sakalı vardı ama Peygamber olmadan önce de vardı. Ya, o toplum, o toplumda herkesin var. Evet. Sen Peygamber'in sünnetidir ya uygulamasıdır diye yapıyorsan Allah-u Teala sana niyetine göre elbette verir. Ama bunu sakallılar, sakalsızlar falan filana taşıdığın zaman o doğru değil. Evet. Evet, selamun aleyküm. Ben İstanbul'dan Dursun Aydın diyor. Hocam bir kişinin süt annesi vefat ettiği zaman mezara indirebilir mi diyor. Süt annesini. İndirir tabii. Süt annesi ise indirir. Ana mesabesinde. Tabii annesidir. Aynen annesi ha. gibidir. İkinci sorum. İstanbul Organize Sanayi Bölgesi'nde bir miktar para buldum diyor. Ne yapmam gerekiyor? Demek ki uzun süre sahibini bulamamıştır. Yani. Ne yapacak? İlgili bir resmi kuruma, bir yere belgeli bir şekilde teslim edecek yani. Başka yapacak evet, veya bir hayır kurumu tabii, da. Hayır kurumuna başkasının adına şöyle şeyler var. Belli bir müddet bekleniyor ediyor falan filan. Evet. Ondan ziyade şimdi mesela... Hep aklımıza o geliyor ama. Tabii. Sosyal medya var. Bir sürü şey var, duyurular var falan. Onlar yapılmalı. Yani hele de bir büyük meblağsa devletin ilgili bir kurumuna teslim edilmesi uygun olur. Doğru. Peki hocam, gelelim tekrar konumuza. Sorular var ama bu konuları da geciktirmeyelim. Şimdi Müslümanların yaşadığı hayatı sünnete uygunluğu açısından nasıl değerlendirirsiniz? Ya sünnete uymuyor ya Orhan Hocam. Evet. Uymuyor bak. Uymuyor mu? Şimdi anlatırsak üzülürler ya. Şimdi bu yani konu... Bugün hakikaten yani bizim yani kolay değil. Evet. Çok az, azınlıkta. Maalesef. Şeyin bir yazısı var. Bir köşe yazarı hani gazete söylemeyelim de Kranşal hatırlarsın. Sayın Kranşal. Çok hoş bir böyle bir
eleştirel bakıyor. Biraz fazla eleştiriyor. Ama bir de tadı var. Ben oradan bir iki paragraf okuyayım. Buna tam cevap oluyor. Diyor ki, esrar, eroin, alkol ve madde bağımlısı Müslümanları, AMATEM, yani madde bağımlılığı tedavi merkezi. AMATEM'e götürüp tedavi ettirdik diyelim. Bu esrar eroincileri ettirdik diyelim. Tedavi. Peki. Peki ya bizim mala, makama, mevkiye, koltuğa, lüks ve gösterişe, dünyaya, yani maddenin bizzat kendisine bağlanmış Müslümanları kim tedavi edecek? Evet, doğru. Sünnet tedavi edecek. Başka kimse edemez. Doğru sünnet, sahih sünnet. Diyor ki, İngiliz kraliyet balosunu bile geride bırakan düğünlere özenen, lüks yatlarda beyaz elbiseleriyle doğum günü partisi kutlamaya alışan, gösteriş düşkünü, dünya ve madde bağımlısı Müslümanları kim tedavi edecek? Diyor ki, özür dilerim, biraz böyle damardan yazıyor arkadaş. Marka başörtüleri, siyah gözlükleri, yüksek topukları, lüks jipleriyle gecelere akan, bir konser biletine astronomik rakamlar ödeyen, hiçbir tesettür defilesini kaçırmayan, pahalı telefonlarıyla TikTok videosu çeken, tüm özel hayatlarını Instagram'a açan, kınadığımız ne varsa başına İslami ibaresini koyarak yapan, İslami otel, İslami tatil, İslami plaj, İslami defile, İslami bitcoin, İslami devre mülk, İslami evlilik sitesi, İslami TikTok videosu. Bunları kim tedavi edecek? Sahih sünnet. VIP umreden aşağı kabul etmeyen, zemzer tavırdan aşağı konaklamayan, rezidansların ve özel güvenlikli sitelerin dışında yaşamayan, yurt dışı tatillerini ihmal etmeyen, sadece zenginlere oturup kalkan ve bu dünyayı küçük bir cennete çevirmeye çalışan, konfor ve madde bağımlısı Müslümanları kim tedavi edecek? Ne güzel diyor değil mi? Doğru. Hazreti Peygamber, bir sürüye salınan iki aç kurdun sürüye verdiği zarar, kişinin mal, şeref, makam, mevki, itibar, hırsıyla dine verdiği zarardan daha fazla değildir. O kadar zarar verir. Kurttan daha fazla. Hadisinde uyardığı gibi oturduğu makamı korumak veya daha üst bir makama gelebilmek için sürüye dalan bir kurt gibi etrafında kim varsa boğup parçalayıp bir kenara atan, elinin değmediği hiçbir dünyalık bırakmak istemeyen koltuk bağımlısı Müslümanları kim tedavi edecek? Günümüzde. Üzüyor ama güzel diyor. Bazılarını üzüyor ama şöyle biraz atlayayım. Hazreti Peygamber açlıktan karnına taş bağladığını anlatırken bile para kazanabilen. Şimdi Hazreti Peygamber diyor, açlıktan karnına taş bağlardı diye anlatan ama bundan para kazanan faizle, haksızlıklarla, adaletsizliklerle ilgili gıkını bile çıkarmayan, statükoyu devam ettirmek ve kazanımlarını kaybetmemek adına kendini bile kaybeden bir kısım hocalarımızı kim tedavi edecek?
peygamberimiz diye açlıktan karnına taş bağlardı, bu cümleden bile para kazanıyordu. Evet. İstismarcı. Şimdi bu gidişatımız gidişat değil. Bu dünya sevgisi, bu madde bağımlılığı, bu vehn krizleri hepimizi mahvetti. Hazreti Peygamber, sizden öncekileri mal sevgisi helak etti. Bu sevgi onlara akrabalarıyla ve dostluklarıyla ilişkiyi kesmeyi emretti, kestiler. Peygamberimizin hadisini okuyorum. Mal sevgisi onlara akrabalarıyla ve dostluklarıyla ilişkiyi kesmeyi emretti, kestiler. Cimriliği emretti bu mal sevgisi, cimrileştiler. Günahı emretti, girdiler. Zulmü emretti, yaptılar. En sonunda helak oldular. Doğru. Nasıl bir mal sevgisi bugün var? Dokundun mu azıcık canına dokunmuş gibi, kim tedavi edecek? İyi güzel sünneti anlatıyorsun da, Resulullah'ın hassasiyeti başka yerlerde, bugün ümmetin hassasiyeti başka yerlerde, bu nasıl olacak? Çok, çok emek vermek, çok çalışmak lazım. Allah razı olsun üstadım. Bu kadar yeterli bu soruyla ilgili. Evet. Hatta bir izleyicimiz diyor ki, Çolak Mustafa, hocam sizden Allah razı olsun diyor. Allah rızası için diyor, şu yağmur çamurda Rizeli'ne çayını 2700'e alan kişinin hali ne olur diyor. Doğru. Doğru. Orada daha bir, çok yazmış da ben o kadar orada bir zulüm var da ben de şunu söylüyorum. Sen de emekli, ben de emekli. Bundan sonra bize bir şey olacağı de yok. Buraya şunu kadar söylüyorum. Ya bir çay kanununuz var. Bir çay kanununuz var. Bahsediliyor bu mecliste falan. Ya bu bir gelsin de bu nerededir? Bu ya ne? Evet. Ya bu nedir? Ya şu nasıl çıkacaksa çıksın ya, bir çıksın. Yani arkadaşlar, yani artık ele alacak bu siyasette işi ilgili olan arkadaşlar, yani bu vatandaş ya ya he ya yok bunu bit. Niye vatandaşın böyle emeği böyle onun bunun keyfine göre şey oluyor? Fabrikacının derdi var mı, o neyse artık o bilinsin. Vatandaşın şey hakları savunulsun. Ben herhangi birine bir şey demek durumunda değiliz. Ama şimdi bu iktidar 20 senedir çay kanunu bahsediliyor. Evet, yani, evet. Yani vatandaşımızın alın teri ya. Şimdi bak kaç gündür çay mevsimi ve yağmur. Giriyor vatandaş sırılsıklam çıkıyor değil mi? Evet. Ya bunun emeğini koruyacağız yemek da ya. Yemek bile yiyemiyor. Ya efendim, tabii evet. Ya koruyacağız da ana. Vatandaşımız haklı yani. O yüzden ilgililer bu kanun Ankara'dan bir gelsin ya. Gelsin. Bunu bir gelsin. Evet. Yani. Bu konuda çok programlar yaptık hocam. He. Hala yapmaya devam ediyoruz. Ne diyorlar bu kanunla ilgili? Bekliyoruz. Çıkacak, çıktı. Gelecek, yoldadır, gitti, gelecek, kim gönderdi, neler gönderdi, nasıl gönderdi, çok bilen de yok bu konuda, yani bilgi sahibi olan yok. Ama bir kanunun varlığında bahsediliyor. O da var mı yok mu, onunla yani, da emin değiliz. Hocam, 4 lira diyorlar ya desteklemeyle birlikte. Şimdi 3.870. Bunu siz alıyorsunuz 3 liradan. Adam 1200 lirada toplama tonuna veriyor. Bu düştü 2 liraya. 2 lira. Ya dediğiniz gibi bu yağmurda, bu çamurda, bu insanlar bu çayı topluyor. Ya bu vatandaşa ya, bir izahat yapılmalı. Yani o kadar bir şey var ki. Evet, bu evet. Çok su kaldırır. Bunu bu konuda bizden bu istedi, biz de bir duyurduk. Diyor ki hocam, yatsı namazını 4 rekat farz, 3 rekat salat-ı fitr kılıyorum. Olur mu? Yatsı namazı 4 rekatını farz, 3 rekat da
vitir ya, namazı. Hayır, yani vitir kılıyor, ayrı, o ayrı bir namaz. Evet. Dörtte farz, o yatsının elbette olur. Farz, evet. Yani. Evet. Şey, yatsının başka bir soru, soruda başka bir şey var mı? Yok, yok. Yatsının sünnetini sormuştur. Yas, he. Yok, tamam. Evet. Dünya nüfusunun beşte biri Müslüman olması, Müslümanlık dünyaya mı anlatılmıyor? Hak din olarak dünyaya anlatılması gerek diyor. Müslüman olmayanlar Hazreti Muhammed'in Arapların safsatasıdır diye mi inanmıyorlar? Yoksa bu zamanın hocaları dini mi dünyaya anlatamıyorlar? Hayırlı geceler. Soru çok geniş tabii. Ben şahsi kanaatimi söylüyorum. Şahsi, evet, kanaatlerimizi belirtiyoruz çünkü katılmayan olabilir. Ben şöyle düşünüyorum. İslam bugün diğer dinler gibi tahrif edilmiştir. Bizim yaşadığımız din Allah Resulü'nün bize gönderdiği dinden çok farklıdır. Allah Resulü'nün en büyük emaneti olan, Allah'ın da kelamı olan Kur'an bugün bilinmiyor, yaşanmıyor, okunmuyor ve mehcur bırakılmış, işlevsiz terekte duruyor. O işlevsizse Müslümanların kalkınması da mümkün değildir. Onun içinde öyle yazıyor çünkü. Evet. Biz o Hristiyanların bir dönemi vardı Orta Çağ'da. O birbirlerini yedikleri dönem. Sonra bir şey yapıp çıktılar onun içinden bir şekilde ama neyse işte. Biz onu yaşıyoruz. Biz birbirini yiyoruz. Herkes farklı bir şey, bir dinden bahsediyor. Uzlaşamıyoruz. Evet. Uzlaşamıyoruz. Birleşemiyoruz. Dolayısıyla zayıflıyoruz. Aynen. Zayıfladığınız zaman geliyor emperyalizm pençesini koyuyor. Sizi istediği hale sokuyor. Rezil ediyor. Anlatabiliyor muyum? Doğru. Dolayısıyla biz dindeki var olan dinamiklerimizi kaybetmişiz. Biz Kur'an'ımızı bırakmışız. Efendim, evet, ben böyle anlıyorum. Evet. Evet. Yönetmenim diyor ki, rektör Karaman diyor, Çaykan'ın taslağını bakanlığa teslim etmiş. Teslim etmiş de iyi, güzel de. Meclisten çıkmamış yani, değil mi? Yok. Bakan inceleyecek. Komisyonlardan geçecek. En son Cumhurbaşkanı onaylayacak. Ama şimdi bunun içerisinde o taslak konuşulurken, tartışılırken efendim üretici var mıydı işin içinde? Sanayici orada mıydı? Sivil toplum kuruluşları herhalde vardı. Nihayetinde bir kanun çıkacak. İyi kötü ama bir kanun çıkacak. Ama çıksın bu kanun. Hı? Bu kanun bir çıksın yani. Çıksın, evet. Hadi diyelim. Nasıl çıkacak? Bu sene gitti, tamam, anladık. Bu sene gitti, doğru. Bir daha sene hiç olmazsa kanunla şey alalım. Gerek yani, evet. Evet. Hocam, zamanımız daralıyor. Ne kadar zamanımız var? Vallahi yönetmenim diyor yarım saat, yoksa ben mi yanlış anladım? Yarım saat. Biz de yarım saat daha götürürüz herhalde. Hadi bakalım, iyi. Evet, sünnete Resulullah'ın bir eğitim modeli olarak bakabilir miyiz? Bakarız. Nasıl bakarız? Hem de yaparak, yaşayarak bir sünnet eğitme olayı diye bakarız. Evet. Tabii önce tekrar bir şeyle girelim. Mesela sünnet neydi? Yaşayış şekli. Öyle değil mi? Evet. Resulullah'ın din adına takip ettiği yol ve hayatında prensip haline getirdiği yaşam şekli, biçimi. Biz buna ne diyoruz? İşte sünnet diyoruz. Peki. Yani sünnet, Hazreti Peygamber'in kendi döneminde İslam toplumunun akide, yani iman, tebliğ,
eğitim, ahlak, hukuk, siyaset, ekonomi gibi alanlardaki örnekliği. Bunu anlıyoruz. Hayatın her alanında var olan davranışlar. Peki, sünnetin eğitim olarak işlevi, şimdi bir Müslümanın İslam'ın ölçü ve değerleriyle terbiye edilmesidir. Eğitim terbiye değil. Evet. Sünnet ne yapıyor? Müslümanı İslam'ın değerleriyle terbiye ediyor. Yani nasıl bir örneğimiz vardı? Bilgisayarı alıyorsunuz bomboş ama indirdiğiniz programlarla onu kodluyorsunuz, ona göre çalışıyor. Şimdi insan da işte din ne yapıyor? Adalet koyuyor, adalet. Vicdanını harekete geçiriyor, ahlakını harekete geçiriyor vesaire. Eğitiliyor, bambaşka bir insan ortaya çıkıyor. Demek ki sünnetin işlevi. Hazreti Peygamber diyor ki, Orhan Hocam, evet. Ben diyor, muallim olarak gönderildim. Ha, Hazreti Peygamber muallimse eğitmendir demektir. İyi bir sünnet değil mi hocam? Tabii ki, yani. Tabii ki. Hazreti Peygamber muallim ise o zaman bir eğitimcilik durumu söz konusudur. Evet. Başka sünnet eğitim modelinde hedefler var yani. Nasıl hedefler? Hedef ne? İnsanların yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah'a kul olmasını hedefliyor. Eğitimin hedefi olur ya. Başka tanrılara kulluk esaretinden kurtulmayı sağlamak. Böyle bu eğitimin hedefleri var ki onlar da bunlardır. Başka çok ilginç yine eğitimle ilgili. Hazreti Peygamber'in eğitiminde yüreğe hitap etmek var. Yüreğe hitap etmek var. Şunu çok önemsiyorum. Bakın, nerenizle konuşuyorsanız karşı tarafın da orasına gider. Eğer yüreğinizden konuşuyorsanız karşı tarafın yüreğine gider. Aklınızla konuşuyorsanız karşı tarafın aklına gider. Vicdanınızla konuşuyorsanız karşı tarafın vicdanına gider. Ama ağzınızla konuşuyorsanız karşı tarafın bir kulağından girer, öbüründen çıkar. İşin içinde ne olacak? Yürek olacak. Şimdi Hazreti Peygamber bu sebeple yüreklere konuşuyordu. İman söz konusu olunca sevgi dilini kullanıyordu. Evet. Allah söz konusu olunca muhabbet dilini kullanıyordu. Allah yakar demiyordu. İbadet söz konusu olunca sorumluluk bilincini tavsiye ediyordu. Takva söz konusu olunca yürekten sevmeyi tavsiye ediyordu. İnsan söz konusu olunca sevgi ile merhametle muameleyi tavsiye ediyordu insan. Hak, hukuk söz konusu olunca adaleti tavsiye ediyordu. Kısaca şu insanların aklına kalsın. Nerenizle konuşuyorsanız karşı tarafın orasına gider. Ben o kadar anlattım, ettim, şunu yaptım ama bir türlü beni dinlemedi. O zaman yüreğinden konuşmamışsın demektir. Doğru. Hani söz geçiremiyorum, anlatamıyorum. Beni anlamıyor karşı taraf. Bu bir mazeret değil. Bir tebliğciye demişler ki, metot nedir? İnsanların kalbine nasıl gidilir? Bu konudaki metot nedir? Demiş ki, azizim, dünyada kaç tane insan var? Demişler ki, 5 milyar. O zaman 5 milyardı. Demiş ki, 5 milyar insan var. 5 milyar metot var. Bunları deneyeceksin, usanmadan. Ama her insanın kalbine giden bir yol var.
Sen tek bir yol denedin, olmuyor dedin, aldın. O yüzden ya Resulullah hiç pes etmezdi. Niye? Çünkü benim görevim bu diyordu. Hidayet Allah'ın. Hani denir yani meşhurdur. Ebu Cehil'e kaç kez gitmiş? 30 mu, 100 mü? Daha da giderdi. Çünkü Allah'ın elçisidir. Onun şeyi yok, sınırı, hududu yok. Devamlı. O yüzden tabii yani bir eğitimci olarak ki herkes eğitimcidir. Kendimizi eğitiyoruz, çoluğumuz, çocuğumuz eğitiyoruz, bizimle irtibatı olan herkese eğitiyoruz. Ha, bileceğiz ki konuşurken karşı taraf anlar. Karşı tarafı hiç kimse saf bilmesin. Anlamıyorum gibi davranmasına da aldanmasın. Siz karşı tarafa efendim kalbiniz başka, diliniz başka konuşuyorsanız sizin samimiyetsizliğiniz bir şekilde ona lanse edilir. Evet. Doğru olacaksınız. Bu çok mühim. Muhatabı Resulullah akli delillerle ikna ederdi. Mesela geliyor ona birisi, bir genç diyor ki ya Resulallah, ben zina etmek istiyorum. Şimdi seyircilerimiz, dinleyenlerimiz belki şey yaparlar. Yani Hazreti Peygamber'e bir genç gelip de ben zina etmek istiyorum diyebilir mi? E diyor yani. Var o toplumda yani. Olmuş bu. Peki Hazreti Peygamber ne yaptı? Oradakiler linç etmeye kalktılar. Hazreti Peygamber bir dakika. Ona anlattı. Örnekler verdi. Bak dedi. Senin de annem var, teyzem var, kız kardeşim var falan. Güzelce anlattı, dedi ki anladım ya Resulallah. Ha demek ki böyle bir eğitim yolu var. Orada evet. Şiddet çıkmıyorsunuz. O metodu uygulayacaksın. Bu ne de akli delillerle ikna. Başka alternatif göstermek. Mesela Hazreti Peygamber ashab-ı kirama dedi ki yollarda oturmayın. Yollarda oturmak iyi değil. Ashab-ı kiram dedi ki ya Resulallah ya biz yani ne oturup bazı konuları konuşuyoruz da falan yani. O zaman dedi yolun hakkını verin dedi. Yolun bir hakkı var, onu vereceksiniz. Nedir o? Harama bakmamaktır. Gelip geçeni incitmemektir. Selam almaktır. Emir bil maruf yapmaktır. Alternatif gösterir. Demek eğitimde sünnetteki eğitim. Bak ne güzel. Bak sünnet neymiş? Ne güzellikler evet, var. Evet. Görüyor musun? Başka Resulullah'ın sünnet eğitiminde kolaydan zora doğru gitmek var. Başka uygulayarak öğretmek var. Yani uygulamadan olur mu? Niye okullarda atölyeler falan var? Olmaz ki. Siz birine yüzmeyi havuz olmadan öğretebilir misiniz? Uygulamalı olacak da, değil mi? Tabii, o da iyi bir yüzücü yetiştirebilmen yani, için. Gelen evet. Mesela vahiyleri, mesela nedir? Namazdır. Resulullah ne yapıyor? Alıyor, uygulayarak öğretiyor. Peki. Örnekler, benzetmeler kullanarak anlatırdı Resulullah. Mesela derdi ki işte şöyle bir şey olmuş veya olası bir gemide insanlar var. Altta ve üstte. Alttakiler su seviyesinin altında. O alttakiler su ihtiyaçlarını gidermek için üst kata çıkıp oradan su alıyorlar, denizden tekrar iniyorlar. Tabii üsttekiler de rahatsız oluyor. Bunlar deseler ki biz daha üst kata çıkmayalım. Bu alt kattan bir delik açalım. Tamam, bir delik açalım. Suyumuzu buradan alalım. Hem de yukarıdakiler rahatsız oluyor. Efendim, ne olur? Ne olur? Yukarıdakiler de dese ki, bize ne o kendi katları?
Evet. Bak Resulullah'ın eğitim metodu buradan anlatıyor şimdi. Yani örnek veriyor. İşte örnekle benzeterek anlatmak. Anlasın diye, kolay anlasın diye. Başka Hazreti Peygamber muhatabın seviyesini dikkate almak. Kime hitap ediyorsunuz? Çocuk mu? Yaşlı mı? Okumuş mu? Ne? Bunu insanların anlayacakları şekilde konuşmalısınız. Başka muhataplara değer vermek. Karşınızdaki insana değer vereceksin. Vermediyseniz ne nasıl cümleler tumturaklı kursanız da ona siz söz anlatamazsınız. Değer vermeden. Efendim, kabiliyetleri keşfedip işlemek. Hangi insan neye yarar? Hangi insanla hangi işi görürüm? Resulullah'ın sünnetinde bu var. Derdi ki insanlar madenler gibidir. Farklı farklı. Biri altındır, biri gümüştür. Ve kabiliyetler değişmez. Mesela cahiliye döneminde falan adam falan işi yapıyordu. Müslüman olunca da onu öyle yönlendiriyordu. Demek kabiliyetleri göz önünde bulunduruyor Allah Resulü. Hataları bağışlardı. Neden? İnsan hatasız olmaz ki. Yerine göre kızardı da. Mesela bazı ruhsatlar var. Yani dinde kolaylıklar var. Tamam mı? Yani işte nedir? Nedir? İşte yolculukta gidiyorsunuz. Orada yolculukta bir takım kolaylıklar sunuyor size. Şey, dinimiz benzeri birçok yerde var. Allah Resulü bunları kullanırdı. Bu ruhsatları. Bazı sahabiler demişler ki yahu Resulullah'ın gelmiş geçmiş günahları affedilmiş. Biz ona bakmayalım. Biz bunları yine tam yapalım. Yapmışlar. Ondan sonra azar işitmişler. Ben diyor sizden daha çok Allah'ı bilirim. Daha çok Allah'tan korkarım sayıyor böyle. Siz ne oluyor size de böyle benim işte ruhsat olarak kabul ettiğimi siz kabul etmiyorsunuz. Kızıyor. Demek bazı kızılacak yerde kızmak da fayda verir. Bravo. Ama her yerde değil. Elbette. Resulullah'ın işte böyle bir eğitim işte başlıklar halinde söyledim. Sünnet eğitimi. Ben sünnetle eğiteceğim. Eğitim sistemimi Resulullah'ın dinamiklerini göz önünde bulundurarak yapacağım. Var mısın? Varsın. Buyur. Onlar var. Hem de çok güzel olur. İyi insan yetiştiririz. Sadece şurada anlattıklarımızı bile uygulasak, herkes güzel evlat yetiştirir. Öğretmenler güzel talebe yetiştirir. Evet. Hocam toparlayalım. O zaman son cümlelerinizi alalım. Ya yarım saat var diyordun. 5 dakika varmış. Oo. Yarım saat 25 dakika. Ben planlamıştım sünnetle ilgili. Resulullah'a hem bir münacaat, sesleniş. Tamam. Hem o cümlelerden hareketle sünnet olan hareketleri söylemek. Oradan başlayayım, sen oradan beni sen uyarırsın beni. Tamam. Efendim, 5 dakikada sığdıracağım. Zaman biterse, şöyle. Selam sana ey Nebi. Cenab-ı Hak'tan istediğin hayırları biz de istiyoruz. Sen dünyada da ahirette de iyilik, güzellik ve nimet istedin. Sen Allah sevgisini, Allah'ı sevenlerin sevgisini ve Allah'ın sevgisine ulaşacak tutum ve davranışları istedin. Sen cenneti ve cenneti kazandıracak amelleri işleyebilmeyi nasip etmesini istedin Allah'tan. Sen doğru olanı kalbine ilham etmesini
ve nefsinin şerrinden korunmasını istedin. Biz de istiyoruz ya Resulallah. Sen nasıl ki kalbini din üzere sabit kılmayı, ayaklarını sırat-ı müstakimden kaydırmamasını, dinde sebat etmeyi ve doğrulukta kararlı olmayı istedin. Sen nasıl ki fayda verecek ilimleri öğrenmeyi lütfetmesini, öğrendiğin ilimlerin hakkında hayırlı olmasını ve ilmini artırmasını istedin. Biz de istiyoruz ey Nebi. Sen ilimle beraber hilm ve vakar istedin. Sen hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istedin. Sen Allah'ı zikretmeyi, onun nimetlerine şükretmeyi ve ibadetleri güzel yapmayı istedin. Sen sadık bir dil, selim bir kalp ve müstakim bir ahlak istedin. Sen yaratılışını güzel yaptığı gibi ahlakını da güzelleştirmesini istedin. Sen dinin, dünyan, ailen ve malın hakkında af ve afiyet istedin. Sen helal rızık istedin. Sen istenenlerin hayırlısını, duanın, amelin, sevabın ve kurtuluşun hayırlısını istedin. Sen nasıl ki Allah'tan hatalarından arındırıp kalbini temizlemesini ve günahlarla aranı doğru ile batı arası kadar uzaklaştırmasını istedin, biz de istiyoruz ya Resulallah. Sen bağışlamasını ve merhamet etmesini istedin. Sen düzgün bir hayat, temiz bir ölüm ve mahcup olmadan Allah'a kavuşmayı istedin. Sen hayatın ve ölümün hayırlısını istedin. Cenab-ı Hak'tan istediğin bütün hayırları biz de istiyoruz. Onları sünnet biliyoruz ya Resulallah. Selam sana ey Nebi. Cenab-ı Hakk'a sığındığın kötülüklerden biz de sığınıyoruz ey Nebi. Sen gazabından rızasına, cezasından affına, ondan yine ona sığındın. Sen huşu duymayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten, fayda vermeyen ilimden, kabul edilmeyen duadan ona sığındın. Biz de sığınıyoruz ey Nebi. Sen kederden, üzüntüden, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten ve bunaklıktan ona sığındın. Sen katı kalpli olmaktan, gafletten, fakirlikten, yokluktan, zilletten, miskinlikten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan yine ona sığındın. Biz de sığınıyoruz ey Nebi. Sen kulağının, gözünün, dilinin ve kalbinin şerrinden Allah'a sığındın. Sen kötü ahlaktan, kötü işlerden ve çirkin arzulardan ona sığındın. Sen kötü bir ömür sürmekten, kalp fitnesinden ve nefis vesvesesinden ona sığındın. Biz de sığınıyoruz ey Nebi. Cenab-ı Hak'tan sürekli ümmetini diledin. Dilinde ve kalbinde hep ümmetin oldu. Senden sonra gelen ve seni görmediği halde sana iman edenleri kardeşlerim diyerek görmeyi çok arzu ettin. Selam sana ey Nebi. Salat sana ey Resul. Son, her türlü ihtiram sana ey alemlere rahmet olan. Selam sana ey Ahmedi Mustafa. Sen bela ve musibetlerin şerrinden ona sığındın. Sen işlerin dağınıklığından, altından kalkamayacağın borçtan, düşmanın galip gelmesinden, sen işlediklerinin ve işlemediklerinin şerrinden
ona sığındın. Sen hayatın ve ölümün, dünyanın ve ahiretin fitnesinden ona sığındın. Sen cehennemden ve cehenneme sürükleyecek amellerden ona sığındın. Biz de yolundan giderek aynı kötülüklerden Allah'a sığınıyoruz. Ey Nebi, selam sana ey Nebi. Allah'ın rahmeti, selamı, bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun hocam. Ağzına sağlık. Hakikaten çok güzel değindiniz. Peygamber Efendimiz'i çok güzel anlattınız. Tabii ki o metiyelere layık bir peygamberin ümmeti olarak İnşallah. Allah inşallah bizleri onun şefaatine nail eyler hocam. Evet sevgili izleyenler, İsmail Toprak hocamla bu akşam da programımızın sonuna geldik. Geceniz mübarek olsun. Yarın cuma, cumanızı şimdiden tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olsun. Ve haftaya tekrar aynı saatte yine Çaytepe ekranlarından canlı olarak sizlerle birlikte olmayı ümit ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın efendim. Thank you.